Karayvan der ki harbe oturan. Karayvan der ki harbe oturan. Kilis yolları kele getirerek, kele getirerek. Nerede düşman varsa orada bitirerek vurmam tepki. Düşman varsa orada bitirek durmam tefliler namus günüdür. Sevgili küçüklerim, Cennet memleketim, yiğit memleketim, Gazi memleketinden hepinize selam ve saygılarımı sunarım. Ben Şehit Mehmet Demir, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Cemile Şevval Ayvaz. Bugün 25 Aralık 2020. Bugün Gazi şehrimizin şeref günü, onur günü, şan günü. Bugün kanla yazılmış destanımızın zafer günü. Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle bir an tereddüt etmeden canından geçen ama memleketinden geçmeyen atalarımızı anma günü. Bizler Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ailesi olarak sizlere naçizane bir program hazırladık. Öncelikle hepinizi Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve arkasından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Başka memlekete benzemez. Zalımın askeri dağlar aşar geçer de canla kurulan siperleri geçemez. Okulumuz tarihi öğretmeni Tuğba Çiçek, günün anlam ve önemini anlatan konuşmasıyla sizler... Sayın Müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler. Bugün 25 Aralık 2020. Gaziantep'in kurtuluşunun 99. yıl dönümü. Bugünü önemli ve değerli kılan nedir? Kısacası bundan bahsetmek istiyorum. Birinci Dünya Savaşı sonunda Gaziantep
önce İngilizler, daha sonra da Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Gaziantep savunması bu eşsiz kahramanlığı ile hem kendini hem de Anadolu'yu düşman işgalinden kurtaran bir halk hareketi, milli birliğin ve benliğin bir şahlanışı olarak tarihteki yerini almıştır. Gaziantep savunması son günlerini yaşarken bu savunmaya olağanüstü anlam ve önemini takdir eden Türkiye Büyük Millet Meclisi 6 Şubat 1921 tarihli toplantısında 93 numaralı kanunla Antep'e tarih boyunca hiçbir şehre nasip olmamış gazilik unvanını vermiştir. Bu şanlı savunmadır ki Gaziantep'i ve çevresini düşman işgalinden kurtarmıştır. Bu iddianın en açık delilini Fransız Şark Orduları Kumandanı General Goro, bir dostunun "Niçin Fransız mandasına verilen mıntıkayı işgal etmiyorsunuz?" sorusuna, "Fransız ordusu Antep'e girmek için 10 ay bekledi. Anadolu'da 1000 Antep var." cevabı ile vermiştir. 9 Şubat 1920 tarihinde Antep'in teslimi Türkleri en derin elem ve mateme boğduğu kadar Fransız ve Ermenilere düğün ve bayram yaptırmıştır. Ancak bu sevinç çok sürmemiş, Ankara Antlaşması sevinenleri ümitsizliğe, matem tutanları büyük bir heyecan ve sevgiye boğmuştur. 25 Aralık 1921 tarihinde son Fransız askeri Gaziantep'i terk ederken kahraman Türk ordusu halkın coşkun sevgi gösterileri ve sevinç gözyaşları içerisinde Gaziantep'e girmiştir. Gaziantep'in 99. yıl dönümü kutlu olsun. Ne mutlu ki böyle şanlı bir geçmişe sahip olan millete. Bizler tüm dillerdeki tüm sözcükleri kullansak da yetersiz kalır elbet. Ancak elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık duygularımızı. Okulumuzda düzenlenen 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluş konulu şiir yarışmasında birinci olan arkadaşımız Tuğba Duman'ı, ikinci olan arkadaşımız Betül Yan'ı ve üçüncü olan arkadaşımız Beyazgül Aksüt'ü kutlarız. Ödüllerini Sayın Okul Müdürümüz Asiye Şahin takdim ediyor. Sevdalısının yüreğinde yanan ateşi ancak yüreği aynı korla yananlar anlar. Arkadaşımız Münevver Özkılıç anlatıyor. İstiklal Marşı. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusum, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçaklar uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olmuşsun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman meddile bin secde eder varsa taşım, her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden maaşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Dilek Akar ve öğrencileri bizlere Antepli Şahin şiirini sunacaklar. Ben Antepli Şahin'im, mazar olmayıp ben yumruklarımla döşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük. Hey hey, yine de hey hey. Kaytan bıyıklarım, delişmen çağım. Düşman kurşunlarına inat, köprü başında memleket türküsü çağıracağım. Bu dağlarda biz yaşarız, bu dağlar bizim dağımız. Namusumuz temiz, bayrağımız hür, analarımız, karımız, kızımız, kızcağımız burada erkekçe konuşur. Bir bayrak dalgalanır Antep kalesi üstünde, alır kanındaki al, akı alnındaki al. Bayraklar içindeki en güzel bayrak, düşüncem senden yanadır. Hep senden yanadır çektiğim bu kıvır, bu senin ülkende, senin gölgende. Düşmesin kara kalpaklar, kirlenmesin duvaklar, korkum yok ölümden, kafirden yana. Alacak sağ olsun beni şafaklar. Bir kartal gibi yaşamak ne güzel şey. Bir sır var bu mazlerde, attığım gitmez boşa. Çıkmış eski bir savaştan, Türk'ün bir karış toprak parçası için. Destanlar yazacağız yeni baştan. Yıktım toprağın üstüne sarı bir kurşunla birini, çıktı karşıma biri. Çıktıkça çektim tetiği bismillahla beraber, vurdum alnından kafiri. Bu kaçıncı kurşundur, kaçıncı bismillah, bu kaçıncı ölüdür? Bir türkü söylenir siperlerde her sabah, vurun Antepliler, namus günüdür. Ben Antepliyim, şahinim. Sevdiklerinin kanı akarken kalanların da gözlerinden kanlı yaşlar akardı. Antep diye ağlayanları Zehra Bozaslan anlatıyor. Kara imiş şu Antep'in yazısı, meleşmiyor koyun ilen kuzusu. Ana, baba, bacı, kardeş acısı, nerede benim sarı güllü bağlarım? Antep diye hazin hazin ağlarım. Fransızlar her taraftan geldiler, top sesinden çocuklar da öldüler. Çok gelinler evde yalnız kaldılar. Nerede benim mor sümbüllü bağlarım? Antep diye hazin hazin ağlarım. Kavaklı'nın şirazesi bozuldu, hanemize kara yazı yazıldı, camilere şehit kabri kazıldı. Nerede benim mor lale bağlarım? Antep diye uğrun uğrun ağlarım. Sınıf öğrencileri uyan Şahin uyan diyecekler. Antep'in harbine 11 ay oldu. Kurudu kanımız,
denizler soldu. Analar bacılar saçını yoldu. Uyan Şahin, uyan gör neler oldu. Sevgili Antep'e Fransız doldu. Şahin'i sorarsan 30 yaşında süngüyle vuruldu köprü başında. Çeteler oturmuş ağlar başında. Uyan Şahin uyan, gör neler oldu. Sevgili Antep'e Fransız doldu. Uyan Şahin uyan, uyanmaz mısın? Diz çöküp düşmana dayanmaz mısın? Al kızıl kanlara boyanmaz mısın? Uyan Şahin uyan, gör neler oldu. Sevgili Antep'e Fransız doldu. Şahin Bey vuruldu, yollar açıldı. Antep'in üstüne matem saçıldı. Birçok minareler topla bitildi. Uyan Şahin uyan, gör neler oldu. Sevgili Antep'e Fransız doldu. Kimi yaralanmış kanlar saçıyor. Kimi süngülere bağrın açıyor. Kimi yavrusunu almış kaçıyor. Uyan Şahin uyan, gör neler oldu. Sevgili Antep'e Fransız oldu. 30 yaşında. Şahin'i sorarsan 30 yaşında. Değerli büyüklerim, sevgili küçüklerim, 70 bin mermiyi bağrına açan, 6317 evladını şehadetlerle uğurlayan Gazi şehrinizin sevdalıları. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.